Değerli dinleyiciler, sunumuma hoş geldiniz. 10. bölüm. Türkiye ekonomisinde iç dış krizler ve yansımaları. Osmanlı'dan günümüze. Giriş. Osmanlı Devleti'nin son döneminden günümüze kadar Türkiye'de ekonomik açıdan uzun vadeli ve istikrarlı gelişme çizgisi yakalanamamıştır. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında çoğu ekonomi gibi Türkiye ekonomisinde dış dünya ile yakın ilişkili hale gelmiştir. Dolayısıyla uluslararası krizlerin doğrudan veya dolaylı etkileri olmuştur. Türkiye ekonomisinde esasında dönemlere ilişkin farklı ayrımlara olmakla beraber bu çalışmada genel özellikleri dikkate alınarak 1923-50, 50-60, 60-80, 80 sonrası olmak üzere 4 alt devre halinde incelemelerde bulunmaktadır. Bir kaynağa göre Türkiye'de 1923-2005 dönemi boyunca 15 ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu çerçevede 1929 dünya ekonomik bunalımını takiben Türkiye'de her 5 yılda ekonomik kriz meydana gelmiştir. Türkiye'de 2000 yılı Kasım'ına kadarki krizlerde genelde kıtlıklar, yokluklar, kara borsalar yaşanmıştır. 1950, 60 ve 70'li yıllarda Türkiye'de krizlerin temelinde döviz kıtlığı mevcuttur. 1. Cumhuriyet öncesi dönem. Cumhuriyet öncesi dönemde ülke ekonomisi zirai bir yapıya sahiptir. Ancak bu zirai yapıda sağlam temeller üzerine kurulu değildir. Sermaye stoğu zayıf olduğu gibi üretimde ilkel zirai aletlerin hakimiyeti vardır. Cumhuriyete doğru yaklaşırken var olan ekonomik sorunların en önemlilerinden biri borçlardır. Osmanlı İmparatorluğu ilk borçlanmasını 1854 yılında gerçekleştirmiştir. 1854 borçlanması kredi 5 milyon sterlin tutarında olup %6 faiz oranı, vadesi 33 yıldır. 1855 borçlanması. Bu kredi 5 milyon sterlin olup faiz oranı %4'tür. Kredi teminatı olarak Mısır vergisinin bakiyesi ile İzmir ve Suriye gümrüklerinin gelirleri gösterilmiştir. 2. 1923-50 dönemi. 4 alt dönem halinde incelenen 1923-50 arası için şu bilgiler verilebilir. 1923-29 alt döneminde Cumhuriyet'in kuruluşu gibi milli bir iktisat düzeni oluşturulmaya çalışılmıştır. 1922-32 döneminde dünya ekonomik bunalım yaşadığından önceki döneme göre milli iktisada daha fazla öncelik verilmiştir. 1933-50 dönemi iktisadi işletmeler kurduğu ve sanayi altyapısının oluşturulmasına yönelik programlar niteliğinde olan ilk sanayi planlarının hazırlandığı bir zaman dilimidir. 1923-50 Türkiye ekonomisinin en düzenli faaliyette bulunduğu dönemdir. 1923-50 döneminin en belirgin iktisadi hadiselerinden biri 1929'da ABD'de başlayarak dünyayı etkileyen Büyük İktisadi Buhran adlı krizdir. Bu dönemde Türkiye'de meydana gelen iki iç ekonomik kriz vardır. 1929 krizi, Cumhuriyet tarihinde karşılaşılan ilk kriz 1929 yılındadır. 1929'da yaşanan büyük buhran Türkiye'yi de etkilemiştir. Krizin etkilerine Türkiye ekonomisinin kendi sıkıntıları ile taksidinin ödenmesi gereken Osmanlı borçlarının da ilavesiyle ciddi bir kambiyo krizi yaşanmıştır. 1948 krizi ilk devalüasyon 1946 yılında ihracatı artırmak amaçlı yapılmasına rağmen arzu edilen gelişmeler sağlanamamıştır. 1948 yılında döviz girdilerinde ciddi sorunlar baş göstermiş, başta istihdamda olmak üzere bir takım olumsuzlukları meydana getirmiştir. 1950-60 dönemi. Bu dönemde devlet işletmeciliğin sadece kamu hizmetiyle ve özel sektörün faaliyette bulunmak istemediği alanlar ile sınırlandırılmıştır. Kitlerin hiçbiri satılmamakla beraber mevcutlar genişletilmiş, hatta yenileri kurulmuştur. Liberalizmin temel alındığı bu dönemde serbest rekabetçi politikaların uygulanması ancak 1954'e kadar mümkün olabilmiştir. Bu dönem Türkiye'nin dünya ekonomisine entegre oluşunda önemli bir evreyi oluşturmaktadır. Tarım sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu devrede tarımda hem makinalaşma artmıştır hem de ekilebilir alanlar genişletilmiştir. Bu devrede dünya krizlerinde şöyle sıralanabilir. 1954 yılı.
Kore Savaşı'nı takip eden uzun yıllar boyunca ham madde ve tarım ürünü fiyatları düşmüş, dış ticaret hatları aleyhte seyretmiştir. 1958 yılı. ABD ekonomisinin durgunluğa girmesi ve Roma Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle pazarlarda daralmalar meydana gelmiştir. 4. 1960-80 dönemi. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve 5 yıllık kalkınma planları hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 1970'lerin en önemli olayı Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki gümrük birliği ve diğer konular için katma protokolünü imzalanmasıdır. Bu devredeki ekonomik krizleri şöyle sıralanabilir. 1968 yılı. Bretton Woods sistemi kapsamında altının dolar değerinin 1 ons altının 35 dolarda kalmayacağı anlaşılınca spekülasyonlar giderek şiddetlenmiştir. 1974 yılı. Birinci petrol krizinin patlamasıyla dış ticaret hadleri aleyhe dönmüş, frank ve mark dolara karşı hızla değer kazanmıştır. 1978 yılı. Petrodolarları dolaşıma döndürme politikasının sebep olduğu aşırı kısa vadeli borçlanma. 79-80. Petrol fiyatları yükselmiş, ABD'de para arzının kısılması dünya reel faiz hadlerini artırmış, tarım fiyatları düşmüştür. 5. 1980-2012 dönemi. 1980 yılı Türkiye için dönüm noktası olmuştur. Artık ithal ikameci sanayileşme politikası bir tarafa bırakılarak ihracatın geliştirilmesi ve ekonominin dışa açılmasına yönelik gelişme politikası benimsenmiştir. Bu amaçla 24 Ocak 1980 kararları adıyla bir dizi yeni tedbir yürürlüğe konmuştur. Bu kararların dayandığı prensipler şöyle özetlenebilir. Özel sektöre ağırlık vermek, ithalatı serbestleştirerek ekonomiyi dış rekabete açmak, ekonomiye güvenin sağlanması ve uluslararası finans piyasaları ile bütünleşebilmek için kambiyo işlemlerini serbestleştirmek. 1980 sonrası dönemde dünyada birçok kriz yaşanmıştır. Küresel çapta ortaya çıkan olumsuzluklar şunlardır. 1982 yılı. Yüksek meblağlarda borçlu Latin Amerika ülkelerinin borç ödeyemez duruma düşmesiyle dünyada büyük borç krizi patlak vermiş, reel faiz hadleri yükselmiştir. 90 yılı. Tokyo borsası çökmüş, Japonya'da finansal kırılganlık ortaya çıkmış ve uzun süreli durgunluk, deflasyon süreci başlamıştır. 97-99 yılları. Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde kriz yaşanmış, bu ülkelerden ve bunların bir kısmının da dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerden sermaye kaçışı meydana gelmiştir. 98 yılı. Asya krizi Rusya'ya sıçramış ve bu ülke moratoryum ilan etmiştir. 2002 yılı. ABD, İngiltere ile Afganistan'ı işgal etmiş, özellikle bölge ekonomilerinde olmak üzere dünyada tedirginlikler oluşmuştur. 2007-2008 yılları. ABD'de 2007 ortası itibariyle mortgage sisteminde tıkanıklıklar meydana gelmiş ve ilgili sektörlerde durgunluklar yaşanmıştır. 1980-2012 döneminde Türkiye'de meydana gelen krizler ve bunların somut bazı etkileri şöyledir. 1986 krizi. 86 yılında kamu harcamalarındaki artış nedeniyle ekonomide dengesizlikler yaşanmış ve TL devalüe edilmiştir. 88-89 krizi. Ticari bankaların döviz açığı büyümüş, stagflasyon sürecine girilmiştir. 91 finansal krizi. 91 krizini tetikleyen faktör Körfez krizinde yaşanan savaş sürecidir. Büyük çaptaki sermaye girişi TL'yi aşırı değerlendirirken ihracatı caydırmış, ithalatı cazip hale getirmiştir. Mart 94 krizi ve 5 Nisan 94 kararları. Hazine faizlerin düşürülmesi amacıyla piyasalar yerine Merkez Bankası'ndan borçlanmaya yönelilmiştir. Fakat Merkez Bankası'nın piyasaya çıkardığı TL, döviz talebi oluşturmuş, döviz rezervleri hızla erimiştir. Sorunu gidermek için 5 Nisan 1994'te tedbir paketi açıklanmıştır. 94 yılı sonunda enflasyon %150'lere çıkmış, ekonomi %6.1 oranında küçülmüştür. 93 yılında 173 milyar dolar olan milli gelir, 94 sonunda 132 milyar dolara gerilemiştir.
98-99 krizi. Bu kriz Türkiye'nin enflasyonu düşürmek amacıyla harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı döneme denk gelmiştir. Krizi tetikleyen unsur 6 milyar dolara aşan sıcak para çıkışıdır. Kasım 2000 krizi. Bu krizde döviz kurları aşırı oynamakla beraber ortalama gecelik bileşik faiz oranı %19.000'lere tırmanmış, borsa endeksi 14.000 puandan 7.330'a kadar gerilemiştir. 2000 yılında devreye giren istikrar programı büyük çöküşün baş sorumlusu olarak görülmektedir. Yabancı bankalar vadesi gelmeyen kredilerini geri çağırınca gecelik faiz oranları aşırı biçimde artmış ve 22 Kasım 2000'de Türkiye ekonomi tarihinde kara çarşamba olarak geçen para krizi ortaya çıkmıştır. Şubat 2001 krizi. 97 yılında başlayan Güneydoğu Asya krizi Türkiye'de kendisini ağırlıklı olarak 99 yılında hissettirmekle beraber etkilerini en derin boyutuyla 2001 yılında göstermiştir. 28 milyar dolar olan döviz rezervi Mayıs ayında 18 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Kriz sürecinde çok sayıda iş yeri kapanmış, işsizlerin sayısında belirgin biçimde artış meydana gelmiştir. 2000-2001 dönemi krizlerinde Türkiye finans ve bankacılık sektörlerinde ciddi kırılmalar meydana gelmiştir. Söz konusu dönemde Bankacılık Denetleme Kurumu 19 bankanın yönetimine el koymuş ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kapsamına alınmıştır. 2007-2008 küresel krizi. 2007 ortasındaki ABD kaynaklı mortgage sistemi sorunlarıyla başlayan ve küresel niteliğe bürünen ekonomik krizden sonra 2010-2011 itibariyle bu defa Avrupa ülkeleri orijinal olmak üzere yeni bir global kriz sürecine girilmiştir. Türkiye her ne kadar 2000-2001 dönemindeki kriz tecrübelerinden hareketle nispeten daha sağlam iktisadi altyapıya sahip olsa da söz konusu global krizden belli seviyede de etkilenmektedir. Değerli dinleyiciler, beni dinlediğiniz için teşekkürler.